şimdi numara sürekli hastane isimleri veriyorlar. Arada zaman ben birden bir oldu. 29 Ekim'de çıktı. Ne olduysa birden bir aniden oldu. Hastalık adında bir hastalıkmış. Nadir görülen bir hastalık. Artı bir histios diye bir hastalığı var. Doktorlar e, vücuttaki kemiğin bir hücre ürettiğini söylüyor. Beyaz kanlı bir hastalığı varmış. Ama hangi hastaneye gittiysek bütün doktorların dediği şey biz bu hastalığı bilmiyoruz. Yani bize çaresiz bırakıyorlar. Yani şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gözünü kaybedebilir diyorlar. Kanserden bahsediyorlar. Her şeyden bahsediyorlar. Ama tedaviye gelince kimse bizim tedavide yardımcı olmuyor. Hani ben buradan yardım istiyorum. Çocuğumun tedavisini yaptırsınlar. İki ameliyat geçirdi. Hani 6 Kasım'da bir ameliyat oldu. 8 Kasım'da bir ameliyat oldu. Ama şimdi üçüncü ameliyat olması lazım. Riskli diyorlar. Kimse yanaşmıyor ameliyatına. İşte o Şafak ol dediğim doktor. Ben bunu daha önce gördüm. Ben bu gözü çıkartırım. Arkasını temizlerim. Tekrar yerine koyarım dedi ama işte bizim sigortamız yok, SSK'mız yok, bizim hiçbir şeyimiz yok, çalışmıyoruz da. Hani oraya da ben bir daha götüremedim. Allah razı olsun bir kere götürdüm. Benden muayene ücreti falan almadı. Hiçbir şey almadı. Ben kaymakamlığa da müracaat ettim. Başbakanlığı da aradım. Her taraf aradım ama kimseden bana dönüş olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın bana tek dönüşü. Bana doktor hastane isimleri veriyor. Gidiyorum en son mesela dün Haseki'ye gittik. Haseki'nin doktoru da ben bu hastalığı bilmiyorum diyor. Birincisi çalışamıyorum. İkincisi, hiçbir şekilde, hiçbir yerden faydalanamıyorum. Bir de şöyle bir problemim var benim. Hastanelerde yattım yatalı. Ee, bir işim vardı, çalışıyordum. Bu işte hastanelerde yattıktan sonra sigortam bitti benim. Şu anda da benim sigortam yok. Ee, faydalanamıyorum hiçbir hastaneden. Bazı şeylerde gidiyorum, cebimde 3 kuruş para olmadığı için geri çevrildiğim yerler oldu. Herhangi bir şekilde mesela çektirmem gereken şeyler var yapamıyorum. Faydalı olabilecek herhangi bir hastane şu anda e, söyledikleri hastanelerin tamamına gittim. Ama hiçbir şekilde hiçbir nedenle ve sebepte faydalı olamayacaklarını söylediler bana. Hatta inanamıyorum doktorların hemen hemen hepsi bu hastalığı bana görmediklerini söylüyorlar. Yani diyorlar ki ya hastalığın sonu süreci yok, gözünü bile kaybedebilirsin diyorlar. Kimsenin bununla ilgili yaptığı bir şey yok. Yardımcı olabilecek birilerini arıyorum aynı zamanda. Yani ne yapmam gerekiyor, ne etmem gerekiyor? Yani bir kapı en azından. Yani bilmiyorum. Gözlerim, gözlerimi kurtarmam lazım. Başka bir derdim yok benim. Yani dediğim gibi geleceğe geleceğe yönelik şu anda hiçbir plan yapamıyorum. Gelecekle ilgili hiçbir amacım kalmadı. Tek odaklandığım nokta gözüm oldu. Ya artık gözümü tedavi ettirmem lazım. Ne yapmam gerekiyor? Ne etmem gerekiyor? Hiçbir fikrim de yok. Öyle kala kaldım. Hani Sağlık Bakanlığı'ndan çeşitli devlet kurumlarından. Yani öncelikle büyüklerimizden kesinlikle bir yardım bekliyorum. Olursa yani yaşımda 25 zaten. Yani kendi evlatlarınız yerine de koyarsanız sevinirim. Yani yaşım gerçekten ya çok genç diyebilecek hiçbir şeyim yok. Ya ben bu gözümü kaybedersem benim hayatım biter. Bunun için yani hepinizden yardım bekliyorum. Başka diyebilecek hiçbir şeyim yok benim. Sürekli emarlar çekiliyor. Her gittiğimiz yerden istenen şeyler aslında bunlar ama...